Evet. Artık o gün geldi zaten değil mi? O güne girmiş olduk. Bayağıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni gününüz, yeni vizyon gününüz hayırlı uğurlu olsun. Bahtı açık olur inşallah. İnşallah. Yalnız değilsiniz tabii. Sadece Besatçı ekibi değil. Cansu Dere var gördüğüm kadarıyla. Evet. Rızamız burada sağ olsun. Nasıl Cansu'yu nasıl buldunuz? Kabul ettiniz mi kolay aranıza? Hiçbir sıkıntı çekmedik aynen diyebilirim yani. Evet, evet, evet. Senin gerçekten kuzenin zaten galiba değil mi? Benzetiyorlar sizi. Benim mi? Yok kuzenim değil ama olması güzel olabilir. Olsaydı iyi olurdu. Olsaydı. Niye olmasın? Olsaydı iyi olurdu. Niye olmasın tabii. Kimler var? Tardu'yu gördüm. Tardu Flor'u gördüm. Tardu var. Ayda Aksel var. Ayda Aksel var. Ayda var evet. Bakan abi var. Hakan Boyan. Hakan Boyan var. Yatileri var. Yatileri. Yani bayağı var yani. Peki Erdal Küçük Tolga Gömücü Tekin. Var. Erdal Küçük Gömücü. Tolga Tekin, Erdal Küçük Gömücü, Zühtü Erkan. Değil mi? Kim? Serhat Nalbantoğlu. Serhat Nalbantoğlu. Bunların hepsini entegre edebilmek de bir mesele. Hayır, yani Serdar'ın çok iyi bu konuda iyi distribüsyon yapıyor. Yani oyuncuları çok iyi tanıyor. Yani onun bir yelpazesine yayılmış oyuncular var. Yani o oyuncunun ne yapacağını, bu oyuncunun ne yapacağını çok iyi biliyor. Ve konu geldiği zaman eline iyi distribüsyon yapıyor. İyi distribüsyon zaten %70 başarı zaten. Başarı anlamına geliyor zaten. şey diyor, Bipsiz izleyebilecek miyiz? Öyle yani bir plan var diye biliyorum ben. Yani bip koymadan sansür. Ben, yok, sinemada DVD olarak zaten bip yok. Ha DVD ben hayır şey sahnelerde küfürleri bipsiz izleyebilir miyiz? O konuda bir bilgim yok. Bir bilginiz açıkçası yok. Onu bilgi kelimesinde de bir var. Film koyacaklar mı? Hiçbir anlamı yok. Filmde pardon ben sorayım ben anlayamadım. DVD filmde bipsiz tabii ki. Bipsiz. Tabii ki bipsiz. Bipsiz ve dipsiz izleyeceğiz. Aynı izleyebildiğimiz kadar. Evet bipsiz izleyecekmişiz Fatih. Böylece senin sonuna da yanıt aldık. Bir şeyimiz daha var. Harun'la özledim la diyor bir tanesi de eyvallah. Zaman zaman içtikleri şeyler, likitler gerçek mi diye sorular geliyor. Yok. Hayır. Hayır efendim, mazot içiyor. Silahlar da gerçek olurdu. Silahlar da yani birbirimizi de kesiyoruz, vuruyoruz. Evet olmuyor. Ya öyle olsaydı zaten kafa güzel bir şey olurdu. Olsaydı herhalde. Evet. Gayet şey. Peki. Aslında meraklısına söyleyelim. Rakıyı sütten yapıyoruz. Nasıl yani? Yani sütü sulandırdığın zaman o rakı tadı geliyor yani. Tadı gelmiyor. Tadı olmasa bilmiyorum. Aman tadı diyorum ya. Tadı gelmiyor. Abi sen süt içiyorsun anladığım kadarıyla çok uzun süre. Evet bana hep aslan sütü diye yıllardır kandırdılar. Yaramış ama. Tam o suyu verince. Ha, içip içip kafayı buluyorum. Peki ya böyle şey ağız dolusu küfredebiliyor musunuz? Yani küfrettiniz mi? İçinizden gele gele böyle filmde. Filmde ben etmedim. Ben biraz sen ne kadar terbiyeli bir adam çıktın ya. Filmde o dizide o kadar bozdu filmde terbiyeli oldu. Ya abi, filmde Rıza ettiğimde ağzım dolu. Yani Rıza yetmişimdir küfür en fazla. Rıza. Bu filmde ağzı dolu dolu. Evet Rıza. Rıza. Senin gibi hiçbirimiz küfür edemedik ya. Evet ben bir sövüyorum evet. Bayağı bir çıkardım oradan. Ama karakter onun üstüne kurulu. Yani ben biraz televizyon versiyonunda sadece bip olarak. Ben bu değilim orada. O bildiğin öyle gidiyor. Tabii tabii. Yayınlansaydı bayağı iyi olurdu yani. Bip diye gidiyordu. Peki... unutamayacağım bir anım var mı setlerinizde? Yani şimdi bu kadar Besatçı kadrosunun içindeyiz. Fatih abi. Senin kalplerini mi gömdüler? Ne yaptın? Gömdü Fatih bize bir sahnede. Galiba yaşanmış bir şeyler yok, var. Yaşa tabii anlatın onu canım. Ya bir bizi gözaltına aldıkları bir sahne vardı. Orada bir arbede ve... Ama sen bunu anlatmadan önce şunu söylemek lazım. Erdal'la olan sahnelerinde hani Erdal ne güzel abi, dayak yedi filan sahnesinde ne güzel dayak hiç birbirimize dokunmadık gibi bir şeyler de söyledi. Söyledi. Yani onun devamında ben bunu konuşuyoruz. Belki. Ha. Tamam devamında bunu konuşuyoruz. O da bize hiç dokunmadan sağ olsun. Tolga'ya Gorbaçov oynayan arkadaşımıza bir tokat attı. Tolga Apranaksis dedi. Hadi canım. Evet evet. Evet. Yer yemez ama. Evet ciddi. Tokadı yer yemez. Apranaksis. Abi Apranaksis falan alan ne oldu? Şimdi sağ Rıza biraz abartıyor. Rıza sandalyenin üstünden uçtu. Yok abartıyorum canım. Eli hafifti. Sağ ol. Lim vurmuş abi. Geçin ben. Yani tam olarak ne oldu o an? Ya bilmiyorum ben bunu. Hatırlamıyorum. Yani, i̇şte o. Yo, dizi, konsantre olmuş. Toplamda ben kaç adama vurdum bilmiyorum ama... Ya gerçekten en içten Rıza'ya vurdum. Yalnızca Rıza'da bir sorun oldu. Yani onun sebebi ne acaba? Onu da hiç anlamadım. Hani acaba ben... iyi tokat mı alamıyor? Hani biz oyuncular deriz ya. Tokat almak, tokat atmak, tokat almak. Yani herhalde iyi alamıyor o yüzden. Galiba, galiba. Ben de ama aldım artık İstanbul'da da kullanıyorum orada aldığım tokatı. Bayağı bir seni bir sene götürecek kadar bir malzeme almışım yani. Bir kere verdim. O gazla. Film Ankara'da mı çekildi? Yani Ankara'da mı geçiyor? Ankara'da. Ankara'da geçiyor. Yine sahneler hani bildiğimiz şeyler yani dekorlar ya da şeyler. Daha ama Ankara'nın şehrin her yerine fazla fazla diziden daha fazla yayılan bir durum oldu. Hmm. Yani çok
Konu itibariyle evet. Evet, konu itibariyle parklar, bahçeler, Ankara. Her yeri kullandınız yani. Evet. Bol bol kullandınız. Roller nasıl dağıtıldı? Yine böyle eşit ağırlıklı mı gitti? Hemen hemen. Evet. Eşit ağırlık. İnanç, biz seni çok zorladık biliyorum ya. Vitamin getirirler mi çocuklar? Evet evet, içtim vitamin. Ya özür dileriz. Biz hakikaten inançtan da özür diliyoruz. Hakikaten rahatsız ve şu ana kadar dayandı. Estağfurullah, gayet iyi. Peki sana o zaman en basit soruyu soracağım. Şu ana kadar konuştuklarımızın bir 5 dakikalık özetini çıkartabilir misiniz? Ben arada yazmıştım zaten. Notlarım böyle bir yerden bir soru gelirdi. Peki hiç şöyle bir şey düşündün mü? Ya ben niye hayaletimde akbaba olmadım? Bak Harun da olurdum. Hatta Behzat'a ben oynardım diye. Yok hayır, düşünmedim. Zaten herhalde hayalet dışında bir şey olmazdım. Ha? Peki abi? Yani, her soruda benden yazılmış. Bir destek bekliyor. Evet, evet, evet. Yani yazılmış bir roman olduğu için. Şeyi biliyorsunuz, evet. Yani daha öncesinde yazılmış bir roman olduğu için karakterlerin tarifleri orada gayet açık ve net bir şekilde var. O yüzden hani hayal dışında başka bir şey olmak da istemezdim zaten ya. Bir de bizi çok inandırdıkları için artık başka bir şey de ben mesela düşünemiyorum onu başka ya da diğerini başka bir rolde. Ya bu da iyi bir şey. Nasıl ama hani yani sen Harun'a o kadar inandırdın ki beni seni başka bir şekilde düşünemiyorum. Nasıl bir şey? Yani, ne demek istiyorsun? Nasıl, ben yalnızca Harun mu oynayacağım? Hayır, bu diziden bu benim başıma geldi, evet. Sürekli Harun'u oynayabilirsin. Hayır, sonrası için söylemedim yani bu kadro içinde. Soru öyle değil miydi ya? Ege abi. Doğru doğru. Doğru Ege abi. Ben de sana bir paslı. Ya ben de öyle düşünüyorum. Hani üzerine kalırsa değil mi? Ne dersin Erkan? Yani bu... Yok. Yok. Tamam. Evet. Ya bundan sonra sadece Harun oynamayacaksın. Rahat ol. Rahat ol. Gayet keyifli. Peki İnanç, yine sana sorayım. Yine kolay bir soru olsun. Hiç bir polis memuru olsaydın hakikaten ne bileyim Rambovari bir tip mi olurdun? Daha böyle bir şey mi? Romantik bir memur mu olurdun? Yoksa ay sonunda gerçekten nasıl getireceğini düşünen bir adam mı olurdun? Ya büyük ihtimalle öyle olurdum ama Türkiye'de... Geçti değil mi? Türkiye'de polis memuru olmak istemezdim yani. Çünkü ister istemez bir önyargılı bir bakış var. Onu kolay kolay kırmak mümkün olmuyor. Ben çok farklı bir polis memuru olacağım demek mesela çok büyük bir idealistik. Hani öyle düşünüyorum. Anladım. O yüzden hani Türkiye'de polis memuru olmak istemezdim. Peki yeni sezonda dizide evlenecek misin? Söyleyeyim mi? Söyleme. Söyleme, tadı kaçar. Şey alacak mısınız? Yani rütbe alacak mısınız abi? Yoksa böyle devam mı? Zaten ben alamıyorum. Alaydan yetiştiğim için en fazla komiser olabiliyorum. O mudur yani? Bir sahnesi var. Keşke burada gösterseydik o sahneyi. Bulabilsek. Bir bölümde miydi o gözyaştırı için? Sizin park sahneniz. Dördüncü bölümde. Yüzleşme sahnesi. Ben oldum. Ben oldum. Ben ne zaman izlesem hala da aynı tadı alıyorum. Çok ve evet, gerçekten çok iyi. Hepiniz orada çok iyisiniz. Peki şeyin farkında mısınız? Ya bu dizinin her bölümü bazı insanlar, izleyiciler tarafından her gün bir kere daha izleniyor. Her gün bir kere daha izleniyor. Her gün izleniyor. Farkında mısınız? Çok yani ne kadar özlendiğinizi farkında mısınız? Çok romantik sordu. Filmde bunu galada aslında biraz fark ettik ya. Öyle mi? Oradaki tepkilerden. Yani insanlar filmi izlerken çok fazla katılımda bulundular. Hani çok fazla tepki gösterdiler. Ondan sonraki bizimle muhabbetlerinde bunu dile getirdiler. Özlediklerini dile getirdiler. Hani galada bunun farkına vardık. Özlenilmişiz yani. Ve bu iyi hissettirdi. Evet.